Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle toplum için ile yola çıktığımız toplum için bilim webinarımızı düzenleyeceğiz. Ben Sosyal İnovasyon Ajansı'ndan Derya. Bu buluşmaya kolaylaştırıcı olarak eşlik edeceğim. Sayın konuğumuz Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Persefe bölümünden Doçent doktor Ömer Faik Anlı. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, bizler sizleri tanıyoruz hocam ancak katılımcılarımız için e, bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Sanırım aslında tüm bir sunumun en kısa parçası bu olacaktır. E, belirttiğiniz üzere Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesiyim. Felsefe bölümünde e, özel ilgi alanı veya da uzmanlaştığım alan aslında epistemoloji ve bilim felsefesi. Dolayısıyla uzun yıllardır diyebileceğim bir süre içerisinde bu alanda araştırmalar yapıp bu tip çıktılarda bu tip etkinliklerde ürettiğim veya da edindiğim görüşleri bilgileri paylaşmaya çalışıyorum Bu vesileyle de sosyal İnovasyon ajansına ve şahsınıza çok teşekkür ediyorum böyle bir davetten dolayı böyle bir fırsat verdiğiniz için Umarım ki güzel bir etkinlik olacaktır biz çok teşekkür ederiz hocam davetimizi kabul ettiğiniz için. E, dilerseniz konumuza geçelim çünkü heyecanlı bir grup e, sizin değerli e, fikirlerinizi bekliyor. E, bir yandan saatimizi açarken e, bir yandan da katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyorum. Geçebiliriz hocam. Tamam o zaman sanırım şöyle yapınca. Evet aslında toplum için bilim dediğimizde benim aklıma ilk şu geldi, daha önce de bu başlık altında sunumlarda bulunmuştum ama acaba toplum bilimi nasıl kavuruyor? Tabii toplum dediğimiz aslında bizler veya her birimiz ama bizim ilişkilerimizden oluşan böyle bir ortak kavrayış biçimi veya ortak yaşama biçimi diyebiliriz. Dolayısıyla bir bilim gerçekliğinden bahsedebiliriz, bir de bunun algılanma biçiminden hatta bugünkü Anlatımımda bunun üzerine durmaya çalışacağım. Aslında algılanma biçimlerinden bahsedeceğiz. Peki birden çok algılama biçimi, kavramsallaştırma veya da anlamlandırma söz konusuysa biz bilim dediğimizde veya da bilim insanı dediğimizde veya da bilimle ilgili herhangi bir e, tamlama veya da ifade kullandığımızda aynı kelimeleri kullanmamıza rağmen acaba aynı şeyden bahsediyor muyuz sorusunu soracağım. Ama e, böyle bir klasikleşmiş veya klişeleşmiş bir espri vardır. Önce her şey bir gaz ve toz bulutuydu buradan başlamak lazım diye. Tabii ki bilimsel anlamda aslında hiçbir zaman böyle bir gaz ve toz bulutu olmadı. O bir tekillikti ama e, biz de biraz zamanı geriye saralım. Çünkü bugünkü toplumsal yapımızı ve bilimi kavrayışımızı anlayabilmek için önce bir insanlık durumunu anlamak gerekiyor. Böyle çok genel antropolojik anlamda da karşımıza üç tane değiştirici e, olay veya işte biz buna devrim diyebiliriz. Devrim karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri türümüz için yaklaşık 70 bin yıl önce başladığı düşünülen bilissel devrim. Yaklaşık 10 bin, 12 bin yıl aralığında gerçekleşen tarım devrimi ve aslında bu ikisini de çapraz kesen, tam tarihlendirmesini yapamayacağımız bilimsel devrim. Şimdi tabii ben bunu söylediğim zaman alana ilgisi olan veya genel kültür bilgisi olarak bilim tarihinden haberdar olan kişiler şunu diyebilir. E, bilimsel devrim 1543 Nikola Kopernikus'un metninin yayınlanması, 1687 Isaac Newton'ın Principia'sının yayınlanması, o süreçte gerçekleşen göreli çok yeni bir olay değil mi? E, tabii ki ama aslında bu ikinci yani bilimsel devrim veya modern bilimsel devrim diyebiliriz bu hadiseye veya bu sürece. Benim kastettiğim bilimsel devrim çok daha kökensel bir şey ve ben ona antropo epistemolojik devrim diyorum. Ne demek istediğimi açıklamaya çalışacağım biraz sonra. Ama bilim ve bilimselliği şöyle bir kısaca tanımlamak gerekir. Önce nasıl yol alacağımızı ortaya koyabilmek için. Aslında ben etimolojik olarak biraz tersten, biraz ufak bir şiddet uygulayarak bu ikisini tanımlıyorum. Yani neyi kastediyorum? Çünkü Türkçe gibi kökten türetilen dillerde sözcüklerin önce bilim, bilmek, bilim ve bilimsel gelecektir tabii ki doğal olarak. Ama ben felsefi bir müdahaleyle şunu öneriyorum. Aslında bilimsellik öncelenen bir şeydir. Çünkü bilimsellik başlangıçta böyle tanımlanmasa, böyle adlandırılmasa bile gerçeklikle, en geniş anlamıyla gerçeklikle bir ilişki kurma biçimidir. Sonu bilgiyle biten veya sonunun bilgiyle bitmesi hedeflenen bir ilişki kurma biçimi. Ama dikkat edelim. Bir ilişki kurma biçimidir dedim. Tek ilişki kurma biçimidir demedim. Örneğin ilk aklıma gelen sanat da gerçeklikle bir ilişki kurma biçimidir. Ama nihayetinde hedefinde çıktılarında veya amacında bilgiyi doğrudan hedeflemez. Dolaylı olarak belki bilgi üretimine, bilgi yayılımına katkı sunabilir ama sanatın amacı bilgi üretmek değildir. Bunu belirtmemin sebebi şu. Bilimsellik bizim gerçeklikle bir ilişki kurma biçimimiz. Ne tek ne de indirgenebilir bir ilişki kurma biçimi değil. Yani tüm insanlık ilişki biçimlerini burada türete, tüketemeyiz. Ama farkı şu, sonu bilgiyle biten tek biçim. En azından benim bu sunum boyunca iddiam bu olacak. İşte bunu sağlayan ikili şey bilişsel devrim antropolojik anlamda ve bu bilimsel ilişkiyi kurmaya başlamamız. Peki bilim ne dersek? Aslında bu bilimsel ilişki kurma biçimimizin gerçeklikle rafine, sistematik, bilinçli sonucu kurumsallaşması ve çıktılarının tamamı. Bu anlamda aslında bilimselliğin tarihi bilimin tarihinden bu tanımladığım koşullar altında çok daha geriye gidiyor. O yüzden antropolojik anlamda en az 70 bin yıl önceye gidiyoruz. Tabii ki e, uzmanlık alanı antropoloji olan veya dolaylı olarak arkeoloji olan kişiler bu tarihi e, daha geriye çekebileceklerdir. Çünkü aslında türümüzün yani Homo sapiens'in yaklaşık 300 bin yıllık bir tarihi olduğu düşünülmekte. Ancak benim anlattığım veya da anlatmaya çalışacağım şekilde bilişsel devrimin izini sürebileceğimiz tarih şu anda 70 bin yıl. Tabi bu da yine bilim içerisinde veya bilim dalları içerisindeki bir bağlamsallığı gösterir. Antropolojik anlamda veya belki de jeolojik anlamda başka bir yerden bakarsak 70 bin yılla 300 bin yıl arasında ufak bir yuvarlama sorunu vardır. Halbuki birey yaşamını veya tarihi düşündüğümüzde devasa bir zamandan bahsediyoruz. Ama şimdi bu tarihi anlayabilmek için önce kendi türümüzün yani şu anda hayatta olan bu gezegen üzerindeki son insan türü tek insan türü olan sapiens'in bu bilisel devrimine bir odaklanmak gerekiyor. Burada aslında tabii ki Bilişsel bilimler içerisinde veya bunun fizyolojik temelleri olarak nörobilimlerde ve hatta tıp bilimlerinde yani beyin ve sinir sistemini inceleyen bilimlerde bunun açıklamaları çok daha farklı verilebilir. Ama felsefe açısından aslında biz bunu üç terimle veya üç kavramla kavrayabiliriz. Bunlar temsil, gerçeklik ve görüntü. Aslında bu bilissel devrim bizim bunları ayırt edebilmemiz ve temsiller ve görüntüler üretebilmemizle vuku buldu. Neyi kastediyoruz? Aslında burada sadece bir e, görsel olsun diye paylaşmadım. Şu anda ekranda gördüğünüz e, fotoğrafları diyeyim veya resimleri. Bunlar e, bildiğim kadarıyla insanlık tarihinde bizim şu anda elimizde olan ulaşabildiğimiz, keşfedebildiğimiz ve geçmişi tarihi en geriye dayanan insan eliyle yapılmış duvar resimleri. Şimdi zaten yukarıdaki, aşağıdaki daha doğrusu yukarıdakinin biraz zoomlanmış, büyütülmüş hali, o insan elleri oraya belirli bir yöntemle bırakıldı. Amacını asla belki de bilemeyeceğiz. Ancak kurgusal olarak bir şeyler söyleyebiliriz. Belki ben varım veya vardımın bir iziydi bu. Belki bir ritüelin başlangıcıydı. Belki ilk sanat eseriydi. Belki. ...başka motivasyonları vardı. Bu kısımda ancak şu anki yaşam biçimimizden ve şu anki kavrayışımızdan... ...yola çıkarak bir kurgu, bir tahminde bulunabiliriz. Hemen e, onun sağında daha küçük görünen e, bir avcı, toplayıcı kabileyi... ...veya küçük bir grubu belki resmederken o da bir sanat eseri olabilir. Mesela sanat tarihçileri kuvvetle muhtemel ilk sanat eserleri olarak bunu okuyacaktır. Ama pekala ki belki de kabilenin veya grubun gençlerine... Nasıl avlanılacağı, nerede konumlanılacağını gösteren ilk eğitim şeması bile olabilir. Tabii ki biraz zorlama bir yorum yapıyorum. Ya da bir ailenin ilk aile fotoğrafı. Tabii ki fotoğraf kelimesi doğru değil. Anakronik olarak kullanıyorum ama aile resmi olabilir. Hepsi olabilir ama bunlarda olan bir şey var. Üçünde kapsayan ve felsefi anlamda bunu tesis edebileceğimiz, altın doldurabileceğimiz bunlar birer temsil. Yani gerçekliğin temsilleri. Burada gördüğümüz şeyler kimsenin eli değil. O ellerin duvara yani bir zemine bırakılmış temsilleri. Yani aslında bu süreç bize daha sonra alfabeye doğru giden yolun da başlangıcı. Yani biz her bir sese karşılık gelen bir sembol bir yere yazılabilir, kaydedilebilir bir sembol seviyesine gelirken aslında başlangıcı belki de bu resimlerdi. Kuvvetle muhtemel bu resimlerdi çünkü Mısır hieroglif yazısını ve benzer türev yazıları hatırlatıyorum. Aslında resmederek yazmaya başladık. Ve yazı bu anlamda ve bu resimler tamamı birer temsil. Yani temsiller üretebildik, görüntüler üretebildik, gerçekliği temsil etme, ona karşılık gelme iddiasında olan. İşte bu 70 ila 30 bin yıl önce yeni bir iletişim ve düşünme biçiminin ortaya çıktığına dair elimizdeki kanıtlar. Buna e, tabii ki mitolojik anlatımlara da gönderimle bilgi ağacı mutasyonu adı veriliyor e, ilgili çalışmalarda. Bu aslında bir mutasyon yani beynimizde sistemimizde gerçekleşen bir şey ve biz bunu yapabilir hale geldik. Ama yapabilir hale gelmemizle oluşan bu dilin, dil kullanabilme yetisinin yani temsiller üretebilme, temsiller üzerinden gerçekliği betimleyebilme, gerçekliği anlatabilme yetisinin özgün tarafı aslında insanlar ve aslanlar hakkında bilgi paylaşımına olanak, olanak sağlaması değil. Hani avcı toplayıcılardan bahsettiğimiz için aslanlar örneği veriliyor elbette. Ya da herhangi bir şey hakkında bilgi paylaşmamızı sağlaması değil özgün tarafı. Bunun özgün tarafı bu yeteneğin, bu potansiyelin var olmayan şeyler hakkında da konuşabilmemizi sağlaması. Şimdi var olmayan şeyler dediğimizde aslında iki boyut hatta birden çok boyut ama önemli olan iki boyutu öne çıkartıyorum. Birincisi hiç mevcut olmayan, hiç var olmayan bir şey. Mesela tek boynuzlu atlar hakkında konuşabiliyoruz. Ya da Poseidon hakkında konuşabiliyoruz. Ya da Superman hakkında konuşabiliyoruz. Yani hiç var olmayan şeyleri kurgulayabiliyoruz. Ve bu da aslında bir başka örnek vereyim. Raskolnikov hakkında, Anna Karenina hakkında da konuşabiliyoruz. Onun hakkında pek çok şey yapabiliyoruz. İşte roman yazabiliyoruz. Dostoyevski, Tolstoy örneklerinde olduğu gibi. Ya da Hamlet'in başından geçenleri bize anlatabiliyor Shakespeare. Çünkü Hamlet diye biri yok. Raskolnikov diye biri yok. Anna Karenina diye biri yok. Sanatı böyle üretiyoruz. Var olmayan şeylerle gerçekliği anlatmaya çalışıyoruz. Veya sadece bir kurgu, sadece birbirimizi eğlendirmeye çalışıyoruz. Bu müthiş bir potansiyel. Ama var olmayan şeyler derken ikinci kategori şu. Şu anda elimin altında görüş seviyemde beş duyma şu anda konu olmayan yani mevcut bağlamda na mevcut olanlar konusunda da konuşabilmemi sağlıyor. Şimdi biraz önceki örneklerden şimdi gerçeklere geçelim. Gerçek yani kurgu olmayıp gerçek olanlar bu anlamda Dostoyevski hakkında konuşabiliyorum. Tolstoy hakkında, Shakespeare hakkında çoktan bu dünyadan göçüp gitmiş şu anda mevcudiyeti olmayan tarihsel her şey hakkında konuşabiliyorum. İşte bu yeti, bu dil yetisi, bu düşünme yetisi yani temsiller üretebilen bu yeti bizim bilebilmemizi sağlıyor. Çünkü sadece görünüşlerle sınırlı olsaydık ya da sadece şu anda beş duyumuza veya da zaman mekan bağlamımıza konu olabilen, olabilen aşamada veya seviyede ölçekte sınırlı kalsaydık aslında biz hiçbir şeyi bilemezdik. Bizim farkımız bunu aşabilmemizi sağlayan bu temsiller üretebilme yetimiz. Buna dil diyebilirsiniz, düşünme sistemi diyebilirsiniz. Yani bunu farklı adlandırmakta sorun yok ama bunun önemi nereden dersek gerçekliği onu temsil eden şeyler üzerinden düşünebilmek, onun hakkında konuşabilmek. Peki bu bizi nereye getirdi? Şimdi artık zamanı hızlandırabiliriz. 300 bin, 30 bin yıl öncelerde kalmayacağız. Şu an görselde gördüğünüz fotoğraflar veya da resimler, imajlar aslında işte o elden yani ilk sembolden, ilk temsilden geldiğimiz nokta. Ay üzerinde yürüdük, dış uzaya yani güneş sisteminin dışına şu anda uydularımız bize hala veri gönderiyor. Atomu parçaladık, müthiş bir enerjiyle başka bir alemi neredeyse keşfettik ama aynı zamanda atom bombasını yaptık birbirimizi öldürmenin endüstriyel ve devasa yollarını bulduk. En son sağ tarafta gördüğünüz şeyde de artık parçacığı da e, inceleyebiliyoruz. O Higgs bozonunun bulunduğu andaki deneyi sembolize eden o iki parçacığın çarpıştırıldıktan sonra açığa çıkan e, durumu sembolize ediyor ve reel anlamda aslında bir imaj olarak karşımızda. Yani o el sembolünden ilk temsillerden buraya kadar gelebildik. Şimdi o zaman bilimsel gelişmenin, bilimsel ilişkinin gerçeklikle ve onun rafine biçimi olan bilimin toplumsal algılanışını ve toplumla ilişkisini anlayabilmek için aslında işte bu ikisi arasındaki durumu kavrayabilmemiz lazım. O ilk temsillerden işte CERN'de yapılan deneye kadar ki aslında pek çok buna başarılı örnek eklenmenebilir. Nasıl geldik? Aslında sorumuz bu. Şimdi dil veya düşünme. Bir temsile bu gerçektir denmesiyle başlar. Gerçeklik antropomorfik bir yaratıdır. Daha doğrusu gerçeklik kavramı antropomorfik bir yaratıdır. Yani insan ürünüdür. Ama insi, gerçeklik kavramının insan ürünü olması onun bir oyuncak veya keyfiyet unsuru olduğunu göstermez. Bilakis o insan yaratılarına göre ikincildir. İlk büyük insan icadı, insanlık icadı temsildir. Neyi kastediyoruz bu ifadede? Şimdi dikkat edin biz aslında temsiller üzerinden düşünüyor veya konuşuyoruz. Biz hiçbir gerçekliği olduğu gibi beynimizin içine veya da düşünme yetimizin içerisine monte edemeyiz, koyamayız. Onun temsiliyle ancak iş görürüz, düşünürüz, onun üzerinde fikir yürütürüz. Fikirler de birer temsildir. Ama her nerede aynı gerçeklik üzerine olma iddiasında olup da birbiriyle çelişen veya çatışan iki temsil ortaya çıkarsa şu soru kendisini gösterir. Hangisi doğru? Hangisi gerçekliği doğru bir şekilde temsil ediyor? Yani ben size desem ki tek boynuzlu atlar vardır. Sizin ilk yanıtınız elbette ki vardır bir hikaye unsuru olarak çünkü bunun üzerine konuşur. Hayır hayır o anlamda söylemiyorum desem. Gerçekten bir atın bir köpeğin, bir kedinin var olduğu gibi vardır desem, sizde bir soru işareti doğacaktır. Acaba gerçekten var mı sorusu bundan sonra gündeme gelecektir. Peki gerçeklik nedir sorusunu da temsiller üzerinden kavruyorsak, o zaman işte esas doğruluk problemi karşımıza çıkıyor. Herhangi bir temsilin gerçek ya da gerçek dışı, doğru ya da yanlış, Gerçekliğe temsil ettiği şeye sadık ya da sadakatsiz olduğunu nasıl anlayacağız? Yani aynı gerçeklik üzerine bir A B'dir önermemiz varsa ve bir de A B değildir önermemiz varsa hangisi doğrudur? Gerçekte durum nedir sorusunu nasıl cevaplayacağız? İşte bilgi problemi aslında bu. Yani temsillerin gerçek ya da gerçek dışı, doğru ya da yanlış sadık ya da sadakatsiz şekilde yargılanması ve bunun ne anlama geldiği sorusu. Şimdi bizim o zaman şöyle bir problemimiz var. Gerçekliğin ifadesi ile gerçeklik hakkındaki kurguları birbirinden nasıl ayırt edeceğiz? Bu sorunun gerçek cevabının mecrası bilgi, felsefi mecrası da aslında epistemoloji. Ama bizim bu seviyeye gelebilmemiz için o 30 bin yıllardan aşağı yukarı milattan önce Dördüncü, üçüncü yüzyıllara gelebilmemiz gerekti. Şimdi ikinci bir soruyu belki takipçilerimizin, hepimizin aslında 21. yüzyılda çok daha aşina olduğu bir yerden metaforik olarak kurabilirim. Son 300 bin yıldır benim tarihlendirmem yani bu sunumda baz aldığım tarihlendirme açısından da son 70 bin yıldır diyelim. İnsanlığın yani her birimizin donanımı değişmedi donanımı burada motif, metafor olarak kullanıyor. Yani bir bilgisayar gibi düşün. Peki ne değişti? Çünkü 30 bin yıldan milattan sonra 2021'e gelirken devasa bir değişim yaşadık. Buna ilerleme demek bile zorunda değiliz. Ama devasa bir değişim olduğu kesin. İşte o ilk göz pardon el işaretinden temsilinden Artık iki elektro, bir elektronla bir parçacığı çarpıştırıp onun alt parçacıklarını inceleyebilecek bir noktaya geldik. Bu değişim donanımsal bir değişim değil. Neyi kastediyorum? Daha zeki olmadık. Daha derin düşünemiyoruz. Daha uzağa göremiyoruz çıplak gözümüzle. Daha düşük, daha yüksek frekansları duymaya başlamadık. Değişen şey yazılımdı. Aynı metafor hattını takip edersem. Yani donanım sabit kaldı. Hatta yakın bir e, geçmişte yani birkaç hafta önce bir popüler bilim sitesinde şuna rastladım. İnsan beyninin belirli bir oranda küçüldüğü tespit edilmiş. Çalışmanın doğruluğu veya geçerliliği ayrı bir hikaye. Hani o benim uzmanlık alanım olmadığı için özel bir araştırma yapmadım ama hani bu e, makul bir şey çünkü beynimizi ba bazı anlamlara daha az kullanmaya başladığımız için kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü bilgisayarlar kullanıyoruz, başka araçlar kullanıyoruz vesaire. Bazı şeylere ihtiyaç olmuyor. Bu yüzden belirli bir oranda kötü bir anlamda değil, küçülme yaşıyor. Yani donanım aslında negatife doğru da gidiyor olabilir ama yazılım devasa bir değişim yaşıyor. Bir de artık e, bu gelişen yazılımla birlikte e, zannediyorum sorgulama ve e, düşünme yetimizi de giderek kaybediyoruz. Belki de e, bu e, ifadenin doğruluğunu buradan tartışabiliriz. Çünkü e, bir bilgi yayılıyor ve sorgulama gereği hissetmeden Hemen kabul edip ona göre bir refleks geliştiriyoruz. Bu da beynimizi zannediyorum daha az kullanmaya itiyor bizi. Evet, şöyle zaten sunumun sonlarında buraya da bir bağlantı yapmış olacağız. Çok güzel bir katkı ve soru oldu. Esasen kaybetmiyoruz. Yazılım kendi içinde defalar oluşturuyor. Yazılımlarımız var çünkü tek bir yazılımımız yok. Bilim ya da bilimselliğin açığa çıkardığı da aslında bir yazılım bütünü. Bu metaforu izlersek. Şimdi ünlü bir bilim filozofu Karl Popper buradan eğer bir e, bağlantı kurmam gerekirse şunu söylüyor. İnsana özgü olan dilin icadı olanları bildirme, anlatma olanağıyla bağlantılıdır. Bu da bazen bildirilerin dileklerle süslenmesine yol açar. Öyküler anlatılmaya başlanı ve bunlar bazen birbirleriyle çelişebileceğinden doğruluk sorunu ortaya çıkar. Bir anlatının veya bir bildirinin, örneğin bir av hakkındaki bildirinin doğruluğu veya yanlışlığı problemi. Bildirinin doğru mu yoksa direklerle süslenmiş bir uydurmaca mı? Yani avcı palavrası mı olduğu problemiyle birlikte hayati önemdeki doğruluk problemi başlar. Şimdi buradaki avcı palavrası sözcüğünü doğrudan Karl Popper kullanmakta. Aslında bu literatüre de yansımış bir şeydir. Yani işte bir örneğini biraz sonra göreceğiz. Ben bir bildiride, bir önermede bulunduğum zaman, mesela çok güncel bir örnek verelim. Covid-19 pandemisinde elimizdeki en iyi savunma aracı aşılardır ve bu aşılar belirli olasılıklar içerisinde işe yaramaktadır. Bu işe yarama da zaten öngördüğü hastalığı engelleme öncelikle ama engelleyemese bile ağır hastalanmayı ve ölümü önleme diyelim. Doğru mu yanlış mı? Bu soru çok önemli şu an günümüzde değil mi? Hani her anlamda tartışılıyor ve bu tartışmanın içerisine bilimek olan güvenimiz, güvensizliğimiz, bilim insanlarına olan güvenimiz, güvensizliğimiz çok katmanlı bir şekilde eklemleniyor. Ama temelde soru şu, bu doğru mu, yanlış mı bu bilgi? Tabii ki çok e, köşeli ve çok basite indirgeyerek söyledim. Ya da herhangi bir farmakolojik ilacın işe yarayıp yaramadığını, yani yarıyor, yaramıyor. Hangisi doğru? Burada zannediyorum hocam araya giriyorum kusura bakmayın. Tabii ki Eee ama insanlar için şu da var galiba. İşte bilimin salt bilim için mi var olduğu yoksa e, bilimin toplum için mi var olduğu sorunsalına e, bir işaret oluyor. Burada da sizin söylediğiniz gibi aşının mesela kullanım hakkıyla ilgili e, ve yaygınlaştırılmasıyla ilgili takınılan tutum var. E, bu e, tutum toplum için bilimin e, bir emaresi sayılabilir mi? Sizce? Evet bize iki şeyi gösterir. Birincisi bilim gerçekliğinin burada kastettiğim şeyi sunumun sonlarına doğru çok daha netleştirmiş olacağım. Birincisi bilim gerçekliğinin çok boyutlu gösterir. İkincisi bu gerçekliği algılama biçimlerimizin ve buradaki motivasyonlarımızın, buradaki öncelediğimiz şeylerin ne kadar çeşitlenebileceğini gösterir. Örneğin Aristoteles'in ilk metafiziğinin ilk cümlesi şudur. İnsan doğası gereği bilmek ister. Yani hiçbir işe yaraması önemli değildir. Doğam gereği bir meraka ve gerçekliği bilme güdüsüne sahibim. Entelektüel bir güdü, içgüdüsel bir şey diye biz fark etmez. Ama Francis Bacon 16-17. yüzyıllarda şunu söyleyecektir tam olarak 17. yüzyılda. Bilgi ve insan gücü eş anlamlıdır. İnsanlık refahını arttırdığı sürece bilgi bilgidir. Yani bilginin pragmatik bir boyutu vardır. Şimdi bilgi mi değişti, bilgiye olan yaklaşımımız mı değişti? Günümüzde insanların bunlara herhangi birini veya olası çeşitlenmeleri kendilerine yol tayin etmeleri veya benimsemeleri, benim fikrim budur demesi neden ve nasıl çeşitleniyor ve bunun anlamı ne? Yani örneğin biz sadece ikimiz olsak karar verici olarak siz ve ben. Siz deseniz ki hayır bilgi toplum içindir. Toplumsal refahı en geniş anlamıyla maksimize etmek için kullanıldığı sürece meşrudur. Ve ben de desem ki hayır insan doğası gereği bilmek ister. Ne işe yaradığı kimin çıkarını olduğundan bağımsız olarak sadece bilmek insanlığın temel edimlerinden biridir. Hangisi doğru sorusu? Çünkü biz eğer bir de kitleleri motive edebiliyorsak veya bizim gibi düşünenler dediğimiz insanlar varsa aslında biz totalde toplumu oluşturuyoruz. Peki toplum bilim politikaları veya bilim hakkında karar vereceği zaman bunların hangisini baz alacak? Kaçamak cevap şu. Fikir özgürlüğü tabii ki bunda hiçbir sıkıntı yok. Fikir çeşitliliği yani o sizin fikriniz bu benim fikrim. Ama her iki fikrin somut çıktısı farklı. Ayrıca bilgiyle temellenmemiş bir fikirle cehalet arasındaki farkı nasıl ortaya çıkaracağız veya nasıl belirleyeceğiz? O yüzden her fikir ifade edilme anlamında elbette ki özgür, daha serbest ve kıymetlidir. Ama her fikir eşdeğer değildir doğruluk anlamında. Saçmalayabiliriz, yanlış fikirlerimiz olabilir çünkü yanlış bilgiye dayanıyordur. Örneğin aşı karşıtlı bir fikir değildir. İlk büyük sloganvari şeyi söyleyeyim. Bu eğer doğruysa bir argümandır, ama argüman olarak savunulmalıdır. Aynı şekilde modern tıbbı desteklemek bir fikir değildir. Bunun işe yaradığı bilgisine sahip olup bunu bir argümana dönüştürmektir. Ama tam bu noktada aslında bence avcı palavraları dendiği zaman Türk sinema tarihinin en başarılı karakteri karşımıza çıkıyor. Şimdi bunu şundan kullanacağım, umarım videoyu da. E, izletebilirim. Sınavına gittim. Ziya. <laughs> Efendim abi. Ulan deminden beri çocuklara atıp tutuyorsun. Ama artık sabrım kalmadı. Almanya'da aslan ne gezer be? Buradaki önemli olan nokta şu. Şimdi Münir Özkul'un canlandırdığı karakterin o Ziya demesi palavra sıkma anlamında amiyan tabiriyle. Her seferinde bir uyarı olarak geliyor dikkat ederseniz. Ve sonucunda Artık bir patlama anında Ziya artık çocukları etkileme, zehirleme palavralarını. Şimdi bu bence Türk sinemasındaki önemli, en, en güzel e, sahnelerden biri. Her seferinde beni gülümsetiyor. Ama konuya bağlayacağım şey şu. Aslında Ziya bir temsil oluşturuyor, bir kurgu oluşturuyor. Ama bunun gerçek olduğu iddiasıyla çocukları etkilemek için bir şeyler yapıyordu. Şimdi bu bir bu noktada çok komik. Ama demin verdiğim örneklerde ki kurgularda ziya diye bilmemizi sağlayacak kriter ne? İşte doğruyla yanlış arasındaki fark veya gerçekliği temsil eden ona yakın bir temsil oluşturan bir kurgulamayla avcı palavrası arasındaki fark bu. Şimdi şöyle bir metinden sadece kısa bir yer okuyacağım. Metin kendime ait zaten ama argümantasyon atlamamak için metne başvuruyorum. Bu kez de yani bu durumda teorik açıklamalar arasındaki fark problemi ortaya çıkıyor. Mesela depremi tanrıların öfkesiyle açıklayan ve dolayısıyla depremden zarar görmemenin yöntemini de tanrıları hoş tutmak ya da öfkelerini dindirecek şeyler yapmak olarak öne süren bir açıklama, bir temsil, bir kurgu ile fay hatlarından, levha tektoniğinden ve sismik boşluklardan söz eden bir açıklama, bir kurgu, bir anlatı arasında ne fark vardır? Ya da evrende sonsuz sayıda güneş bulunmaktadır. Yedi gezegenin bizim güneşimiz etrafında döndüğü gibi bunların da etrafında dönen gezegenleri vardır. Tasavvurunu, teorisini, kurgusunu, anlatısını ne derseniz deyin. Savunan Bruno'nun karşısına çıkartılan Aristoteles Ptolemaios teorisi arası nasıl bir fark vardı ki Bruno teorisine veya anlatısına veya kurgusuna bağlılığından dolayı idam edildi, diri diri yakıldı. Şimdi tekrar aynı yere dönersem çok sempatik bir kahraman, küçük hesapları var, ama bunu topluma uyarlarsak toplum ne zaman veya da toplumun entelektüel kesimi veya işte her kimse bu yetkilendirme kime aitse ziya diyecek. Nasıl ayırt edecek? Temsiller, kurgular arasındaki kurguyla hakikat arasındaki farkı nasıl belirleyebiliriz? Şimdi aslında biz kat ettiğimiz o yolu buradan da anlatabilirim. Şimdi buradaki solda gördüğünüz fotoğraf bir kabileden aslında çok yeni, yakın zamanlı. Sanırım 1960'la 70'lerde çekilmiş, ödüllü bir fotoğraf. Yanlış hatırlıyorsam bir Afrika kabilesi. Farklı bir yerde olabilir, yanlış bilgi vermiş olmayayım ama bizim belki o ilk atalarımızın hikaye anlatıcısı formunu çok iyi bence görselleştirdiği için bu fotoğrafı kullandım. Sağ tarafta da aslında bir amfide şu anda belki benim online bir ortamda yaptığım gibi bir entelektüel bir aktarım, bir anlatım, bir ders anlatımı, bir seminer, bir konferans veriliyor. İkisi aynı şey. Hala hikaye anlatıyoruz. Negatif anlamıyla değil, ana kategoride. Biz hala hikaye anlatıcısı bir türüz. Ama hikayelerimiz gerçekliği doğru, ona sadık, mümkün olduğu kadar temsil edebildiği zaman başka şeyler oluyor sadece kurgular olduğunda, duygulara seslendiğinde, duyguları tatmin ettiğinde, yani nefretten sevgiye kadar bir skaladaki duygulardan bahsediyorum, başka şeyler oluyor. Ziya nasıl diyeceğiz? Ama şimdi burada ben şeyin üzerine çıkmak istiyorum. Yani örneğin farmakolojik bir ürünün işe yararlı yani amaçladığı çıktıları verip vermediği vesaire gibi aslında bilimsel bir tartışmaya değil, meta bilimsel bir tartışmaya Sorum şu, bilim hakkında konuşurken ziyayı kim nasıl söyleyebilir? Örneğin bilim aslında bizi çok kötü bir yere götürüyor. Ziya diyecek biri var mı? Veya bu ziyalık bir durum mu? Hakikaten belki kötü bir yere götürüyor. Bilim hakkında konuşurken, yani bilimin herhangi bir parçası, bilimin alt dallarının herhangi bir iddiası değil, genel olarak bilim hakkında konuşurken biz neyden söz ediyoruz ve ziya yetkilenmesi yani palavrayla gerçeklik alarmı, hakikat alarmını çaldıracak alan, kişiler, yetki kim veya kimlerdi? Şimdi burada karşımıza aslında o ilk üç kavram demiştim ya temsil, gerçeklik bir de görüntü var. Günümüzde biz bu görüntüye imaj diyoruz, imge diyoruz. Aslında literatürde ama imaj çok daha oturmuş ve Türkçe'de daha kullanılabilir bir kelime. Şimdi e, her şeye rağmen sınırlı bir gruptayız. O yüzden zaten bir reklam kaygımız veya da öyle bir şey olamayacağı için ki belki ne, ne diyelim imajlar tarihi reklam dünyasında bu kelimeyi kazıyan şeyi sağ altta. görüyorsunuz. Bir içecek firması, orada ne olduğu yazıyor gerçi ama imaj hiçbir şeydir, suluk her şeydir. Neyi kastediyordu burada yarattığı imajda? Bu, bu bir reklam elbette. Gerçek olan baskındır. İmajı her ne olursa olsun. Eğer susadıysam bu susuzluğunu giderebilecek bir şey içmelisin. Yoksa imajı olan içecekler sana hiçbir şey kazandırmaz. Hatta zarar verir. Ama diğer üçe bakalım. Onları da sadece ufak bir Google araştırmasıyla buldum. Rekabet için imaj önemlidir, ikna için imaj önemlidir, çarpıcı bir ilk izlenim için imaj önemlidir. Aslında çağımızda belki 20. yüzyıldan bu yana ilk görüntüde imaj düşünüldüğü kadar önemsiz değil. Çünkü biz imajlar üzerine aslında ilk fikirlerimizi yaratıyoruz veya imajlar üzerine kavruyoruz bu tip gerçeklikleri, soyut gerçeklikleri özellikle. Kavramlar önce gelmiyor. Çünkü felsefe tarihinde çok genel bir okuma vardır. Özellikle felsefenin açığa çıkışıyla beraber insan düşüncesi mitos'tan logosa geçmiş olduğu söylenir. Yani imajsal görüntüler üzerinden düşünmek yerine kavramlar üzerinden düşünmeye geçmiştir. Bu bir ilerleme veya gelişim olarak düşünülür. Ama bizim bunu baştan belirttiğim çerçevede de ele alabiliriz. Yani temsillerimiz yazılım değiştirmiş oldu bu okumaya göre. Oysa benim iddiam şu: her iki yazılımda hala canlı ve çalışıyor. Yani mitos, mitolojik kavrayışımız da devam ediyor. Şimdi mitolojik deyince hep böyle bir tarihsel okuma, antik Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi, Mezopotamya mitolojisi aklımıza gelir doğal ve haklı olarak. Evet bunlar mitolojik anlatılardır. Ama ilgili olan arkadaşların muhakkak vardır. Mesela günümüzde DC evreni, Süper Kahramanlar evreni, Marvel evreni, Hollywood'un tamamı neredeyse aslında bir mitos, mitoloji yaratmıyor mu? Yani biraz önce depremlerden bahsettim. Orada bir yanlış anlama olmasın. Tanrıların öfkesi falan derken spesifik bir göndermem var. Çünkü antik Yunan mitolojisinde, mitosunda depremin nedeni, depremin açıklaması daha doğrusu Poseidon'un herhangi bir kızgınlığına bağlanmaktaydı. Ya insanlara ya diğer tanrılara. Poseidon insanlara veya başka bir şeye sinirlendiği, öfkelendiği zaman elindeki mızrağını yeryüzüne fırlatıyordu. Bakın bu bir açıklama. Deprem neden oluyorum? Bir kurgusu. Bir ilkel teori bu anlamda. O mızrak yeryüzüne vurduğu zaman deprem oluyordu. Peki neden? Çünkü Poseidon sinirlendi. Nasıl engelleyebilirim? Sinirlenmesini engellemeliyim bir şekilde. Peki günümüzde bu mitoloji nereye dönüştü? İşte o DC evrenindeki Aquaman'in elindeki o mızrak aslında Poseidon'un mızrağı. Şimdi biz tabii ki böyle bir evren algılamıyoruz ama hemen bir örnek vereyim, imajların ne kadar belirleyici olabileceği veya mitolojik düşünce yazılımının hala ne kadar aktif olduğu bir temsil biçimi olarak Amerika Beş Devletlerinde 11 Eylül olaylarında o kulelerden sağ kurtulan kişilerle yapılan görüşmelerde, bilimsel görüşmelerde bir kısmında şu ortaya çıkıyor okuduğum bir makaleye göre. Ve sadece birinde ikisinde değil anlamlı bir patern oluşturuyor bu. Hepsi diyor ki paralize olduk. Tabii ki o anın şoku vesairesi bunlar çok insani. Ama Bruce Willis'in gelip bizi kurtarmasını bekledik. Bruce Willis orada bir sembol yani bir kahraman polis, kahraman, bir kahraman gelecek. Aslında Süpermen'i bekliyorlardı gerçek anlamıyla. Çünkü bu mitolojik bir kavrayış. Bizi bir kahraman kurtaracak. Bakın bu mitostan geliyor bu anlamda. Yani yazılım devam ediyor. Dolayısıyla aslında bizim konumuz olan bilimsel düşünmeye veya bilime ilişkin de bir mitos yani bir imaj dünyası var. Ve aslında biz öncelikle bilimi ve diğer her şeyi imajıyla kavruyoruz veya onunla tanışıyoruz. Sonra yapabilirsek onu kavramsallaştırıp gerçekliğine ulaşmaya çalışıyoruz. Ama bu çok yeni bir şey değil. Şu an karşınızda gördüğünüz görsel Sokrates'in yargılanmasını sembolize ediyor. Tarihin en önemli yargılamalarından biri. işte o serbest düşünce, felsefe, bilimsel akıl, o yazılımın yargılandığı bir yer, mekan. Ama Platon'un metninde bakacak olursanız, Sokrates'e saldırı, Sokrates'i yargılayanların iddianamesinde şunlar yer alıyor. Kendi dilinden konuşturuyor tabii ki Platon Sokrates'i. Sözüm ona göklerde olup bitenlerle uğraşan, yerin altında neler oldu bittiğini araştıran, yanlışı doğru gibi göstermeyi beceren Sokrates adlı bir bilgin olduğuna inandırmışlar sizi diyor Sokrates. Bu masalı yayanlardır işte beni suçlayanlar içinde en çok korktuklarım. Çünkü Sokrates der ki ben iki suçlamaya karşı savunma yapmak zorundayım. Biri fiilen bana yöneltilenler, bir de Sokrates imajına, hayali bir Sokrates'e yöneltilenler ki o çok daha tehlikeli çünkü suçlayanların kim olduğu bile belli değil. Çünkü hepimiziz o dönemde yaşıyor olsaydık. Yani bir imajla önce o imajı realize etmeliydi, o imajı yıkmalıydı içinde olan biteni. Ama bu pasajı ben iki sebepten dolayı önemsiyorum. İlki bu anlatmaya çalıştığım şey. İkincisi de şu. Dikkat edin bu bilime yöneltilen suçlamadır aynı zamanda göklerde olup bitenlerle uğraşan, yerin altına neler olup bittiğini araştıran. Şunu mutlaka duymuşsunuzdur negatif anlamıyla. Bu bilim insanları da çok kurcalıyor doğayı. O yüzden başımıza iş geliyor. Ben bunu bazen şöyle bir yöntem kullanırım. Tavsiye ederim herkese. Bir şeyin ilk kavranış biçimini, imajını, nasıl algılandığını anlamak istiyorsanız, metinler üzerinde, bu tabii ki online ortamdan bahsediyorum. Bazı bu e, yerler şey olarak sanır alt yorumlar, hani izleyici yorumları, konuk yorumları gibi. Geçtiğimiz zamanlarda bu pandemi ilk açığa çıktığı zaman oldukça saygın bir e, Science veya Nature'dı derginin bu popüler kısmında bir yorum oldu bu haberin altına. Bu tabii ki genel temsil e, seviyesi olan bir yorum değil, yani herkes böyle düşünüyor anlamında değil. Ama böyle düşünenlerin olduğunu göstermesi açısından önemli. Bilim ve bilim insanları doğayla bu kadar uğraşırsa tabii ki başımıza bu gelir. Yani bir pandeminin, bir salgın hastalığın karşı elimizdeki en önemli silah, güç olan bilimi aslında böyle bir şeyin başımıza gelmesinin nedeni olarak kategorize eden bir görüş var. Çünkü zihninde bir bilim imajı var. Ve dikkat edin bu imaj aslında yeni değil. Çünkü Başka bir yerden baktığımızda şunu görürüz. Canavar bilim insanı, deli bilim insanı, dünyayı yok etmeye çalışan bilim insanı. Bunu pek çok mitolojik mitos anlatımı kullanmıştır. Ama kronolojik gidelim. Felsefenin başlangıcı Tales. Şimdi doğa filozofları hakkında çok kısa bir bilgi vereyim. Doğa filozofları, Presokratikler olarak adlandırılan ve ilk filozoflar olarak adlandırılan grup. Ve bunların çalışmaları hakkında elimizde fragmanlar, parçalar var ama daha çok aktarımlar var. Başta Platon ve Aristoteles ve dönemin, işte Herodot gibi e, elimize kaynakları daha sa e, sağlıklı ulaşmış kişilerden aktarımlar üzerinden, Biz Thales'i, Anaksimandros'u, Anaksimenes'i yani doğa filozoflarını tanıyoruz. Ama bakın daha Platon'un döneminde Thales için söylenen bir şey. Yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu görmeyerek içine düşen dalgın, dış dünyadan tamamen uzak bir doğa filozofu, bugünkü terimiyle bilim insanı olarak betimler Thales. Bu bugün bizim için yabancı değil. Biraz sonra göreceğiz. Mesela Aristoteles nasıl aktarıyor? Yani düşünceleri ayrı bir yerde duruyor tabii. Thales'i nasıl aktarıyorlar bize? Zeytin, zeytinin, zeytin ağacının yani var yılını önceden tahmin ederek parasını bölgede bulunan zeytin ezme makinelerinin tümünü kiralamaya ayırarak o yıl bol ürün gelince çok fahiş fiyatlarla ihtiyacı olanlara kiralayan bir iş insanı olarak tanıtır. Yani şöyle Thales filozof değildi iş insanıydı anlamında değil. Bakın Platon'un aktarımı dalgın bir doğa filozofu gökyüzünü incelerken önündeki kuyuyu bile görmüyor. Yani dünyevi olmaktan, somut bu kadar uzak, bu kadar daldın. Ama Aristoteles tam onu bu pragmatik ilişkin içine koyuyor. Hayır aksine dünyevi bilgiyi de üretebilen biri diyor. Veya bunu kullanabilen biri. Yani birincisi neredeyse o doğayı sırf merakı için araştıran bilim insanı. İkincisi Francis Bacon'ın pragmatist yani bu dünyayı değiştirmeye çalışan bilim insanı veya bilgi üreticisi. Herodot ne diyor bize? Tales hakkında. Lidya'nın Persler tarafından yıkılmasından önce İonya yurttaşlarına Lidya istilasına karşı koyabilmek için başkenti Teos olacak bir federasyonda örgütlenmeleri yolunda tavsiyede bulunan bir e, danışman veya bir devlet adamı. Bunu bugün desek bir siyaset bilimci, bir e, kamu ilişkileri vesaire uzmanı gibi görürüz. Peki gerçek Tales hangisi? Bakın bu daha Thales'in ölümünden 300 yıl sonra onun hakkında oluşturulan 3 farklı imaj. Muhtemelen Thales bunların bileşkesi zaten. Onda bir sıkıntı yok. Ama o dönemde bile bir imaj özellikle Platon'un aktarımında Sokrates'i de hatırlayalım. Yer altında, yer üstünde olanları incelemek bir suç unsuru haline gelmiş Atina'da. Böyle bir imajla mücadele ediyor. Bu size çok daha tanıdık gelecektir. Bakın Thales'ten binlerce yıl sonra. Thales için ne diyorlardı? Yıldızları incelerken önünde bulunan kuyuyu görmeyerek içine düşen dalgın, dış dünyadan tamamen uzak bir bilim insanı. İşte bu da yine Türk sinemasından başka bir ünlü sahne. Kadir İnanır'ın oynadığı, bakın bilim insanı iken böyle filmde. Çünkü bilim insanı imajını sahneye taşıyor, beyaz perdeye taşıyor senaryo. Ama başına bir iş geldiği zaman bundan vazgeçip böyle Grand Tuvalet giyinmiş. Neyse sinek kaydı tıraşıyla o ünlü bıyığı her zaman durur ama bambaşka biri oluyor. Niye? Çünkü bilimi bıraktı. Peki bu sadece sinemada olan bir şey mi? Bakın bunlar hani çok detaya girmeye gerek yok. Her biriniz kendiniz bunu yapabilirsiniz. Google'da arama motoru olarak Google'da görselleri baz alarak scientist dediğinizde karşınıza çıkan 3 sayfa yani aşağı doğru indiğinizde 3 sayfa bir ee, şey olanlar sağdan birinci yani ikinci pardon ve alttakiler. Daha da aşağı inin hep aynı şeyi göreceksiniz. Beyaz önlük sol üstteki bunu aslında kategorize ediyor veya temsil ediyor. Beyaz önlük çoğunlukla erkek ama değişiyor artık neyse ki. İmaj anlamında. Bakın bu gerçekliği böyle demiyorum ama algıladığımız şey bu. Bugün siz şimdi kendinize sorun. Bilim veya bilim insanı deyince ne canlanıyor zihninizde? Gerçekliği belirli yöntemlerle sistematik olarak araştıran ve bu yöntemlerle ortaya çıkardı. Böyle bir tanım mı geliyor yoksa böyle bir görüntü mü geliyor? İmge olarak kavramakla kavram olarak kavramak arasındaki fark bu. İkisi de çalışan yazılımlar. Metafor olarak kullandığım şeyi hatırlayın. Ama burada bakın olmayan bir şey daha var ve bunun da etkilerini görüyoruz. Bunu lütfen her biriniz uygun bir vakitte yapın. Belki 5-6-7 sayfa aşağı indiğinizde bile karşınıza çıkmayacak görsellerde. Çünkü burada şöyle bir algoritma çalışıyor. En fazla bilim dendiğinde tıklanan sayfalar ve oradaki fotoğrafları öne çıkartıyor. Yani bu bizim genel, tabi Google'ı kullanan, aktif kullanan milyarlarca kişinin bilim deyince aklına gelen şeyin e, görüntüsü. Olmayan ne? Bakın burada sosyal bilimler yok. Yani sosyal bilimi temsil eden bir şey yok. Her biri beyaz önlüklü, istisnasız, neredeyse istisnasız. Hepsinin önünde bir doğa bilimi alet edevatı var. En iyi ihtimalle kara tahta veya beyaz tahtanın önünde matematik formülasyonlarla uğraşan bir imge, bilim insanı. Demek ki bilim de böyle. E peki sosyoloji, tarih, diğer sosyal bilimler? Şimdi bin, e, 2015 yılında şöyle bir hadise ceryan etti Japonya'da. Şöyle yine karşılığı gelelim. Japonya'da dönemin milli, milli tabi tabii Türkiye'de alışkanlık, eğitim bakanlığı yani hükümet e, Japonya devletine bağlı kamu üniversitelerinde sosyal bilim ve beşeri disiplinler bölüm ve kurumlarının kapatılması veya küçültülmesini önerdi. Bu öneri de öyle şey değil hani kapatın şeklinde değil. Gerekçeli bir öneriydi. Gerekçede Türkçeleştirirsem zihnimde kaldığı kadarıyla üzerine biraz çalışmıştım bazı yerlerde olgu olarak kullanmak için. Toplumun faydasına ve yararına ve gelişmesine yönelik bilgi üreten alanlara daha çok kaynak aktarılabilmesi için sosyal bilim ve beşeri disiplin bölüm ve kurumlarınızı küçültün veya kapatın. Şimdi bunun hemen ben ara bilgilerini, malumatlarını vereyim. Bu böyle korkunç bir şey değil Japonya açısından. Neden? Çünkü kamu üniversiteleri toplam Japon üst eğitiminin, yüksek eğitiminin çok küçük bir parçası. Elit üniversiteler ama küçük bir parçası. Yani bu Japonya için böyle bir deprem falan değil. Entelektüel anlamda ama ciddi ses getirdi. İkincisi bu sadece bir öneri. Bir direktif değil, öyle bir yetkisi yok Japonya'da hükümetin. Her bir üniversite esas beni ilgilendiren kısım bu. Her bir üniversite bunu kendi yetkili kurullarıyla ki bu kurullar öğrenciye kadar uzanıyor. Temsiliyet anlamında. Tartışarak bir karar verdiler. İlginç olan Japonya Eğitim Bakanlığı'nın veya hükümetinin bunu önermesi değil. İlginç olan Tokyo ve Kyoto üniversiteleri hariç sayıyı yanlış hatırlamıyorsam 27 üniversitenin tamam demesi. Gerekçeyi hatırlatıyorum. Topluma faydalı ve topluma e, e, bilgi üreten alanlara daha çok kaynak ayrılabilmesi için. Çünkü sosyal bilim ve beşerilis ve ayrılan kaynak kısılabilirse bu kaynak nereye gidecek? Ben size açıkça söyleyeyim. Mühendislik özellikle yani uygulamalı bilim ve daha sonra temel doğa bilimi. Şimdi ikinci buradaki önemli şey bizim için. Ama dikkat edin, yine aynı yöntemi kullandım. Yani bu e, haberin e, Times Higher Education'dan aldım ben bu haberi vaktinde. Bu bir üniversite arası yüksek öğretimin bir genel portalı diyelim. Bu haberin altındaki ilk yorum şöyleydi ve muhtemelen batılı bir yerden geliyordu, Japonya'dan değil. Yani Japonya batı zaten de. İşte burada ve her yerde yapılması gereken. Bu sözde bilimcileri eğer ayıklayamazsak işte başımız derde girer. Bizim çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi, ilişkilerimiz nasıl olacağını söyleyecek sözde uzmanlara ihtiyacımız yok. Bu genel bir temsil değil tabii ki. Ama böyle düşünenler de var. Yani sosyal bilimleri kapatın. Sosyal bilim bilim midir? Bakın bu tartışma hala sürer. Çok özel bir yerden örnek vereyim. Türkiye'nin gelmiş geçmiş belki yetiştirdiği en önemli Bilim insanlarından biri olan ve daha net söylersem en önemli matematikçilerinden biri olan Cahit Arf, kimi yorumlara göre tüm sosyal bilimler için, kimi göre sosyoloji için, kimisine göre de felsefe için bunu söylediği rivayeti var. Söylediği net ama nesnenin ne olduğu rivayet, onları bırakın bunların yaptığı tek iş lafoloji demiştir. Lafoloji. Buradaki ironiyi ve şeyi anlıyorsunuz. Sadece laf üretir. Oysa bilim bilgi üretir. Şimdi sosyal bilimlerin böyle bir imajı var mı? Var. Peki sosyal bilimleri konu edinen herhangi bir ciddi kararda bu imaj aktif olacak mı veya aktif mi? Evet. Aslında pandemi dönemiyle birlikte e, bilim insanı çokça gündeme geldi. Burada işte aşının çıkma süreci aşı çıktıktan sonra güvenilir olması veya hangi aşının güvenilir olduğu gibi. Ama tüm bunların yanında aslında insanlar ciddi bir süre evde kaldılar ve bu süre boyunca birçok sorun yaşadılar. Sosyal bilimler tam olarak bu alanlarda ilgilenirken insanların bu denli sosyal bilimleri göz ardı etmesinde aslında ayrı bir ironi oluşturuyor bence. Çünkü burada... Sosyal bilimleri inkara gittiğinde aslında insan bir bakıma kendisini de inkara gitmiş oluyor. Çünkü doğrudan kurucu üyesi olduğu bir bilimi yok saymak herhalde varoluşunu yok saymaktır gibi geliyor bana. Kesinlikle. Çok ilginç açıkçası. <laughs> Hayretle okumaya devam şöyle, ediyoruz. Şöyle soralım. Yani fizikle, temel fizikle... Temel fizik derken işte parçacıkları, yani temel unsurları araştıran fizik alt alanını kastediyorum. Yani CERN'de yapılan deneylerin teorik aşaması ve o deneylerin bileşkesi. Sosyolojiyi, tarihi, e sosyal bilim boyutuyla psikolojiyi, beşeri coğrafiyi, yani sosyal bilim dediğiniz her bir alanı. İkisini de bilim kılan şey nedir? Kavramsal soru bu, epistemolojik soru bu. Ama biz bu soruya gelemeden önce imgeleriyle imgesel kavranışıyla yani görüntüleriyle aslında muhatabız ve popülizmin bu kadar yükseldiği bir çağda o imgeler çok belirleyici. Yani toplumun toplumu oluşturan unsurların bilimi algılama biçimi bilim gerçekliğini etkileyebilir. Bakın o karar bilim gerçekliğini etkiler. Yani sosyal bilimleri kapatın desek bugün Türkiye'de tüm üniversite bize çünkü tam tersi kamu üniversiteleri çok daha fazla Dolayısıyla çok daha bağlayıcı bir durum oluşacaktır Japonya'dan farklı olarak. İkinci önemli olan kısım şu bizim açımızdan, yani Türkiye açısından. Modern bilimsel devrimi, ya tam olarak o biraz önce söylediğim 1543-1687 modern bilimsel devrimi. Onunla doğru ilişkisi olmasa bile akraba benzerliği olan 18-19. yüzyıl sanayi devrimini, birinci ve ikinciyi, ıskalayan, yani on time vaktinde yakalayamayan, kendi içselliğiyle bunu üretemeyen üç tane büyük ülke var. Bunlar Rusya, dönemin Rusyası yani. Bizim o zaman şeyimiz Osmanlı ve Japonya. Bu üçü de bu gelişmeyi sonradan yakaladı, modernize edildiler. Kent dinamikleriyle. Şimdi bizim de büyük abimiz bu anlamda Japonya. Yani Türkiye'ye çok benzerlik gösteriyor. Şundan söylüyorum. Türkiye'de hepimiz hani toplumsal yaşamda şu yok mudur hala üniversite sınavlarında bu yok mu Tıp mühendislik önceliklidir herkesin hayal her ailenin hayalidir Tabii ki öğrencilerin kendi hayalleri farklı olabilir en büyük çatışmalar şey değil midir Ben güzel sanatlar okumak istiyorum Hayır mühendis ol mesela hani iki uçtan bahsediyorum Ben her zaman aktardığım bir şeydir Hani belki şu an izleyenler veya bu kayıttan sonra yayınlanırsa orada izleyenler sürekli Hoca da aynı şeyi anlatıyor diyebilirler ama bence önemli bir noktayı aydınlatıyor. Ben felsefe bölümünü kazandığım zaman, okuduğum zaman lisansta oradaki bir arkadaşım beni bile tanıştırırken şunu söylemişti. İşte Ömer de ikinci üniversitesi aslında bu yeni bir tercihle geldi. Aslında MFC, aslında şu liseden mezun, aslında 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 diyerek şunu yapıyor. felsefe okumamı bir şekilde meşrulaştırmaya çalışıyor. Tanıştığım kişi şunu söyledi. Yani hiçbir art niyet olmadan elini uzattı. Ya sınavda kaydırdınız mı dedi. Niye felsefe? Çünkü felsefe bölümünü okumak ancak ve ancak sınav, sınavda kaydırırsa bir MF'cinin başına gelebilecek tırnak içinde tabii ki söylüyorum. Bir şey gibi algılanıyor. Özellikle felsefe olmak üzere pek çok yerde ben bunu rastlıyorum. Mezun olunca ne olacaksın sorusu. Bakın bu imge ile ilgili. Mesela bunu fizikçiye sormazlar. Kolay kolay. Hani, iş bulma olasılığı Türkiye'de aşağı yukarı aynıdır veya mesleğini yapabilme olasılığı vesaire Türkiye'nin sistemine da ama o fizikçidir. O felsefeci ne mesela? Şimdi aynı şeyi sosyal bilimin tamamı aslında müzderim. Şimdi sosyolog olduğunuzda ne oldu mesela? Soru bu. Hani anonim bir sosyoloğa soruyorum. Mesela psikolog burada biraz daha ayrıdır elbette imajından dolayı. Ve tabii ki başka hani bunu destekleyen şeyler var ama Şimdi bakın burada imajlar çarpışıyor ve şu karar veya şu niyet hemen ortaya çıkabilir. Ya yani burada bilgi üretilmiyor, lafoloji bu. O zaman buna niye para harcıyoruz? Bakın bu politik bir karara dönüşür bir anda. Bilim algınız bilimin gerçekliğini etkileyebilecek şekilde bir etki dolayım yaratır. Şimdi buradan tekrar devam edersek bakın bu çok masum bir şey değil o yüzden. Burada sadece science yazdığım zaman karşıma çıkanlar. Bu scientist'ti. Ama zaten biz bilim insanları üzerinden bilimi zihnimize canlandırıyoruz. O yüzden işte o bakın şurada aslında detaylar da var. E, baktığınızda görürsünüz. Saçı böyle karmaşık o Einstein vari ama orada her an bir canavarlık da yapabilir. Ama dikkat edin 19. yüzyılda bu çok real bir şeydi. Yani Frankenstein hep bir korku öğesi olarak kullanılmıştır. Hollywood'da vesairede aslında Frankenstein bilimden korkunun. Yani o bilgiye sahip bir hatırlayın Frankenstein Doktor Frankenstein'dır. Yani o yaratığı, o varlığı oluşturan kişinin adıdır Frankenstein. için ismi olmamıştır ne romanda ne sonra. Oradaki korku şudur. Bilim veya elde ettiğimiz bilgi hayat verebilecek bir noktaya geldi ama bir canavar yaratabiliriz. O bir yani tehlike çanlarının ifadesidir Frankenstein romanı. Ama bakın science yazınca ne oluyor? Hiçbir farklılık yok. Daha yani imgesel, grafik şeylerle karşılaşıyoruz. Ama yine hepsine bakın. Hani ben buraya hepsini taşımaya gerek görmedim. Bunu isteyen herkes Google'da çok çabuk yapabilir. Yine sürekli doğa bilimlerini, deneyi, tüpleri, teleskopları, matematiği, formülasyonları önceleyen bir imajımız, algılayışımız var. Şimdi matematik burada neden önemli? Elbette ki Bilimsel bilginin olgunlaşmasına, nicelikselleşme, ölçebilme bunlar çok çok önemli işin gerçeğinde. Şüphe yok. Ama algımızda bu öne çıktığı sürece biz bilimden matematik kesinlik bekliyoruz. Her alanında. Örnek, ya bu aşılar ya işe yarıyordur ya yaramıyordur. Bak işte ben aşı oldum ama hastalandım. E bu zaten olasılık dahilinde. Hayır canım ya önleyecek ya önlemeyecek. Ya da bir tek aykırı örnek tamam o zaman kesinliği kaybettik. Ama imajın ne kadar önemli olduğuna bir tarihten bir örnek vereyim sonlara doğru yaklaşırken. Şu anda karşınızda Galileo'yu görüyorsunuz. Ve genel olarak okuduğumuzda Galileo yargılaması nedir? Modern bilimsel devrimin en önemli temsilcilerinden biri yani bilimin sesine karşı dogmatik düşünce, orta çağ kilisesi, engizisyon. Peki Galileo bu bir rivayettir. Ama doğru olma ihtimali yüksektir. Yargılanmanın sonunda cezası açıklandığı zaman biliyorsunuz kabul etmek zorunda, geri adım atmak zorunda kaldı. Yani can korkusu kimse bir şey diyemez. Bruno'nun yakıldığı bir ortamda hayır Galileo sonuna kadar gidecek de demek buradan biraz fazla rahatken konuşmak olur. Ama Galileo ne demiştir yine de siz ne derseniz deyin dünya dönüyor. Ama çok kısık bir sese söylediği söylenir. Ama bu metaforik olarak bilimin gür sesidir aslında. Çünkü gerçeklik veya hakikat onun doğru temsili eninde sonunda hakim olacaktır. Galileo bunu biliyordu deriz. Ama biraz yakından bakalım dava. Bu davanın imajı. İçinde doğruluk payı var. Ama yakından bakalım. Aslında Engizisyon gibi korkunç bir kurum şöyle bir yöntem kullanıyor ilgili davayı bir bilirkişi heyetine gönderiyor. Aynı bugünkü hukuk sisteminde olduğu gibi. Peki bu sistem ne yapıyor? Yani doğa filozoflarına gidiyor önce dönem itibariyle. Doğa filozoflarından oluşan, tabii ki hepsi kiliseye bağlı ama zaten o dönemde kilise dışı batı için konuşuyorum. Bu işlerle uğraşan birini bulamazsın. Kopernikus da bir kilise mensubu, o da hatırlatayım sadece. Bu bilirkişi heyeti ya yani danışmanlar kurulu şunu söylüyor. Güneşin evrenin merkezinde bulunması ve hiçbir yere hareketi olmamasına ilişkin. Yani çünkü Galileo diyor ki Kopernikus doğru söylüyor. Kendi ifademle söyleyeyim. Kopernikus'un temsili gerçeğe daha uygun. Aynı Kopernikus'un temsil ettiği gibi yani teorisinde yer aldığı gibi güneş merkezde dünya hareketli diyor Galileo. Bu iddiaya karşı bilir ki şunu söylüyor. Söz konusu düşünce felsefi açıdan aptalca ve mantıksızdır. Ayrıca bu düşüncenin ifadesindeki kelimelerin sözlük anlamlarına ve aziz pederlerle teoloji öğretmenlerinin olağan tefsir ve anlayışlarına göre birçok noktada İncil'in mantığına tamamen ters düştüğü için de usulen sapkındır. İki için şeyi söylüyorlar. Uzatmak için oraya hızlı geçiyorum. Buradaki nüans nerede? Bakın ilk cümleye bakın. Söz konusu düşünce felsefi açıdan aptalca ve mantıksızdır. 1615 yargılamasının bilirkişi raporu bu. Yani tabi bilir kişiyi bugünkü terimlerle kullanıyorum. Danışmanlar kurulu raporu. 1600'lü yıllarda science sözcüğü kullanılmıyordu, scientist sözcüğü hiç kullanılmıyordu. 1687'de Isaac Newton, yani gelmiş geçmiş en büyük bilim insanlarından biri ve bilim imgesinin en önemli prototiplerinden biri bilim insanı anlamında kitabının ismi Doğa Felsefesinin Matematiksel İlkeleri. 1687'ye gidebilme şansımız olsaydı veya 1688'e ve deseydik ki Sir Isaac Newton kendinizi veya yaptığınız işi ne olarak tanımlıyorsunuz veya adlandırıyorsunuz desek bize söyleyeceği şey %100 şuydu. Ben bir doğa filozofuyum veya belki ben bir filozofum diyecekti sadece. Yaptığım şey doğa felsefesidir. Peki o zaman Galileo'nun yargılanmasındaki bu ilk cümle bize ne diye söylemiş oluyor? felsefi açıdan öncelikle bakın önce dine aykırı öncelikle şu bu değil. Felsefi açıdan yani ufak bir tercüme yapalım orada. Söz konusu iddia, düşünce öncelikle bilimsel açıdan aptalca ve mantıksızdır. Galileo yargılanmasında iki farklı bilim anlayışı çarpıştı. Şeyin e, kilisenin yani Engizisyon'un zihnindeki bilim, bilme biçimi yani en üst bilme biçimi adı bu değildi. Felsefe yani Aristoteles Ptolemaios teorisini baz alan bir düşünceyi de nedenlere bağlı olarak. Galileo yepyeni bir teoriyi temsili savunuyordu, iddia ediyordu ve kilisenin söylediği şey şu, sen bilim dışısın. Ne kadar ironik değil mi? Yani sen bilim yapıyorsun ama bize karşısın gibi değil, sen bilim dışısın dedi Galileo'ya. Çünkü scientist terimi 1830'lu yıllarda kullanıldı ilk kez. Neden 1830'lar? Tam yıl 34. Bunu kesin biliyor. Yani nokta atışı biliyoruz. Çünkü metinler ilk defa geçti ve önerildi. Çünkü artık 19. yüzyıla geldiğimiz zaman bu bilgi üreten ve çıktısı bu bilgi olan bu biçim felsefeye benzemiyordu artık. Ve 1830'lu yıllarda şuna karar vermek zorundaydı entelejansi. Yani bu iş adlandırmasını yapabilecek olanlar. Ama şeye de yansımıştı bu. Toplum algısına da yansımıştı. Şimdi Newton'la Hegel, Newton'la Kant, Newton'la Platon, Newton'la Aristoteles aynı işi yapmıyor. Ama ikisine de filozof diyoruz. Şimdi o zaman ya öbürlerine bir isim bulacağız ya da Newton'a. Şimdi öbürü 2500'lük bir gelenek ve 2500 yıllık bir disiplin felsefe. Şimdi onu Newton'a göre değiştiremezsiniz. O zaman biz bu yeni bilme biçiminin teorisyen ve pratisyenlerine bir isim vereceğiz. Çünkü gerçeklikteki her fark terimsel veya kavramsal bir farkı gerektirir. O gerçekliği kavrayabilmek için artık gerçeklikte farklı bir tür bilgi üreten ve filozof olmayan bir sınıf, bir grup, bir meslek erbabı ortaya çıktı. Teorisyen ve pratisyen ortaya çıktı. 17'den itibaren ama 19'da bu bilinç seviyesindeydi artık. O zaman buna bir isim vereceğiz. Farklı bir şey söyleyeceğiz. Çünkü filozof deyince aklında canlananları düşünün. Mesela Albert Einstein bir filozof mudur? Yoruma indirgenmiş Einstein'ın felsefi düşünceleri kısmından bahsetmiyorum. Yani klasik anlamıyla Einstein'a filozof diyebilir misiniz? Ya da e, Aziz Sancar Hoca bir filozof mudur? Demeye çalıştım şey bu. 1830 ile bu yaşantı. Ama bütün İmge dünyamızı değiştirdi. Şimdi bunları da YouTube'da pardon Google'dan öylesine aldım. Kişilerle hiçbir sorunum yok, öyle bir niyetim yok. Ama o zaman bilim insanı scientist 1834'te kullanılmaya başlandıktan sonra nasıl bir imge dünyasına gömüldü? Şimdi bakın science and e, Latince telaffuzundan emin değilim ama scientia'dan gelir. Scientia da antik Yunanca epistemenin karşılığıdır. Episteme sağlam ve güvenilir bilgi anlamına gelir. Bakın epistemoloji de oradan geliyor. Şimdi imge devrini ve otorite devrini düşünün bakın. Bilgi, episteme. Scientia, bilgi, en güçlü bilgi, gerekçeli bilgi, en sağlam bilgi. Scientist, Direkt bu bilgi kelimesinden türetilen bir kelime. Bugün de biz bilim insanlarını ki Türkçe de bunun için çok müsaittir. Bakın bilgi, bilmek, bilim, bilim insanı. O zaman bilgi otoritesi kime ait? Bilim insanına. Peki burada bilim insanı yani bilim mi konuşuyor her seferinde? Biz bilim insanıyla bilim insanı olmayanı nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi bakın soru başka bir yere geliyor. Yine imdiler imajlar üzerinden. Çünkü şunu hep rastlamadık mı? O da profesör. Tıp profesörü söyledi bunu. Şimdi günümüzün sahte bilim uygulamalarında metinlerde şuna rastlamıyor muyuz? Hiçbir zaman bir makale işte şurada yayınlanmış şu makalede şu çalışmada dile getirilen Amerikalı bir profesör yaptığı çalışmada kim o hangi profesör? Bazen uyduruk bir isim bazen gerçek bir isim burada olduğu gibi. Mesela güncele girmeyeyim hani polemik konusu olmasın burada o anlamda. Ama hiçbir farkı yok. Mesela sağda gördüğünüz e, fotoğraf o çok eski bir haber. Zakkum'dan kanser ilacı ürettiğini iddia eden bir tıp hekimiydi. Ve bu e, hekim Muğla Devlet Hastanesi başhekimiydi. Yani bir bilim insanıydı görünüşte ve tüm e, titriyle sıfatlarıyla, diplomalarıyla. O zaman biz Bilim insanlarının dediği bilimdir mi diyeceğiz? Hayır, bu bizim başımızı ağrıtıyor. Çünkü bilim insanıyla bilim insanı olmayan, yani görünüşte bilim insanıyla gerçek bilim insanını ayırt edecek imgesel değil, kavramsal bir kavrayışa ihtiyacımız var. Aslında e, doktorların bu e, beyaz önlük giyme töreninin de e, bir çeşit bilimsel bir e, işte burada bizde varız töreni e, gibi algılanması da normal olabilir o zaman. Özellikle Kesinlikle. pandemide çok karşılaştık. İşte bilim kurulunun olduğu e, ama bunun yanı sıra işte e, farklı doktorların konuştuğu veya alternatif e, tıp uzmanları herhangi bir eğitim olmayan insanların konuştuğu bir e, dönemden geçtik. E, Twitter, Instagram gibi işte sanal ülkeler haber mecralarının olduğu yerlerde insanlar kendilerini bir nevi otorite ilan edip buna göre de doğru benim söylediğim iddiasında bulundular. Siz bunları ne diyorsunuz hocam peki genel olarak? Yani şöyle yani güzel bir tespit. Ben şöyle bir şey anlatayım. Şimdi tıp fakültesindeyiz. Kurgusal bir şey kuruyorum. Tüm dinleyicilerimiz ve olası sonraki dinleyicilerimiz tıbbı kazanmış, heyecanlı birinci sınıf öğrencileri. Ben bölüm başkanıyım veya dekanım, başhekimim. Geldim size bir konuşma yapıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, çok özel bir mesleğin eğitiminde, çok özel bir alanın eğitiminde ilk gününüz. 6 yıllık bir süreç yaşayacağız. Mevcut süre böyle olduğu için. Bunun uzmanlığı vesairesi olacak ama 6 yıl sizi doktor yapacak. Ama Hepiniz aynı ortalamayla mezun olmayacaksınız. Yani aynı başarıyla mezun olmayacaksınız elbette ki. Bir kısmınızı yolda kaybedeceğiz. Bir kısmınız kendi bırakacak. Bir kısmınız başarısız olacak. Ama bir kısmınız da en düşük ortalamayla mezun olacak. En düşük ortalama. Peki biz bunlara ne isim vereceğiz? Bir fikriniz var mı? Öneriniz var mı? Yani tıp fakültesinden en düşük ortalamayla mezun olana ne diyeceğiz? Herhalde tıp tebası gibi bir şey olur hocam. Hayır, doktor diyeceğiz. Çünkü en düşük ortalamayla mezun oldu. Doğru. Bu şu anlama gelir. Bu real bir şeydir. Bu şu an bir kuru kurum elbette ama. En düşük ortalama hepimiz için geçerli. Felsefe alanı, sosyoloji, fizik şunu gösterir. Başarısız fizikçi, başarısız tıp hekimi değil. Tıp hekimi olmak için gereken asgari bilgi, yeterlilik ve bilgi üretme yetisine sahiptir. Mesela diyelim ki bu not 60 diyelim, 70 diyelim. O önemli ölçme değerlendirme ayrı bir hikaye ama belirlenmiş o standart en düşüğü bu mesleği, bu bilgi alanını üretebilecek, onun temel bilgilerine, yeterliliklerine ve dikkat edin, bu alanda bilgi üretebilmeye tekrar minimum yeterliğe sahiptir demek. O yüzden tıp hekimi olmanın başarısı başarısızlığı yoktur. Ama diploma artık ne yazık ki, sadece Türkiye için söylemiyorum ve tıp için söylemiyorum. Gösterge değerini kaybetmeye başladı çeşit sebeplerden dolayı. Bu da bizi başka bir boyutla eğitim problemiyle karşılaştırır. Şimdi karşınızda gördüğünüz şey bu. Aslında üç kavrayış düzeyi var. Tüm bu ilişkilerde. Şimdi birinci kavrayış nesnemiz bilim gerçekliği. Bilim adına olup biten her şey. Bilgi üretiminin kendisi, motivasyonu her şey. O çok boyutlu, çok katmanlı. Mesela orada sosyal unsurlar yok mu? Var. Yani o Laboratuvarda tek başına çalışan bilim insanı sadece bir imgeydi. Hiçbir zaman olmadı. Bilim her zaman sosyal bir unsurdur. Meslektaşlarınız alana giriş çıkış kuralları. O dediğiniz beyaz önlük ritüeli aslında budur. Alana giriş çıkış ritüelleridir. Sen artık bilgi üretiyorsunun ritüel kısmıdır. Bu bütün hepsi bilim gerçekliğine gömülüdür. Burada bilim insanlarının hırsları yok mu? Var. Android değil. Hiçbirimiz değiliz. Bunların hepsi bilim gerçekliğin içindeki katmanlar. Ama biz bunu bir kavrayış düzeyiyle önce karşılaşıyorum bilimin kurumsal yansımaları. Deminki örnekte olduğu gibi. Bu arada son artık slaytlarım yavaş yavaş bitiriyorum. Karşımda gördüğüm bilim insanı bana bilimi temsil ediyor aslında. Bilim dışıysam eğer hani sıradan bir insansam. Ya da ben bir felsefeciysem, bir bilim felsefecisiysem benim karşımda bir tarihsel figürler, Newton, Einstein şu bu. Ya da karşımda gördüğüm fiili, bilim insanı veya topluluğu bana aslında bilimi temsil ediyor. Onların metinleri üzerinden ben yakalamaya çalışıyorum bilimi. Ama bir düzey daha var. Bakın en üstte. O da toplumsal kavrayış düzeyimiz. Şimdi bunun her biri çok boyutlu. Yani ben buraya hepsini koyamadım tabii. Karmaşayı düşünün. Bu da gündelik dil ve politik tartışma dili. Şimdi biz burada işte bir saat 13 dakikadır ben kaç defa bilim demişimdir, kim bilir. Sen şunu düşünün benim bilim derken kastettiğim çerçeveyle, temsille her birinizin zihninde canlanan bu temsil size ulaştığı zaman çerçeve birebir uyuşuyor mu? Bundan emin olabilir miyiz? Hem emin olamayız hem de uyuşmuyor. Çünkü hem farklı boyutları var hem de farklı kavrayışlarımız var. Şimdi bu neden bize sorun yaratıyor? Şimdi bilimin olağan işleyişinde bir sorunumuz yok. Yani buna işte uygulamalı bilim diyebiliriz. Üretilmiş bilginin gerçekliği uygulan. Mesela bir mühendis veya göreli olarak risk seviyesi düşük hastalıkları tedavi eden bir e, hekim ya da bunun için geliştirilmiş farmakolojik bir ilaç. Uygulamalı bilim seviyesinde hemen hemen risk çok azdır. Sistem belirsizliği yoktur. Yani belirsizlik yoktur. Siz hala bir inşaat evinizi tekrar yaptıracaksanız İyi bir mimar, yani bir iyi derken şunu kastediyorum işte o asgari bilgiye sahip, en azından asgari hatta daha iyisini istiyoruz. Ve iyi bir inşaat mühendisi arıyoruz. Hala e, hadi kura çekelim içimizden biri inşaat mühendisi olsun hesaplamaları yapsın demiyoruz. Liyakatla bilgi sahibine bunu teslim ediyoruz. İkinci seviye düzey, profesyonel danışmanlık düzeyi. Bakın bilim kurullarından bahsediliyor. Üniversite diyoruz. Bu konuda üniversite bir rapor hazırladı. Bu konuda üniversite ilgili bölüm bir rapor e, proje hazırladı. Proje raporunda bunlar söyleniyor. Demek ki böyle yapmalıyız vesaire. Uygulamalı bilime göre biraz daha riskler elbette var, belirsizlikler de var. Ama yine de bilimin çok rahat çalıştığı ve sizin benim bilim hakkında ne düşündüğümüzden bağımsız olarak çalışan bir mekanizma. Ama yeni bir aşama var. Aslında bu yeni değil ama işte pandemide çok net gördük. Bu da post normal koşullar. Normal ötesi koşullar. Hem çok karmaşık bir nesneyle uğraşıyoruz. Mesela buraya bir tane daha geliyor hatta geldi. Küresel iklim değişikliği ne yapacağız? Şimdi burada hem çok boyutlu. Yani bilim böyle uygulamalı bilim bir inşaat mühendisinin bir işte göreli düşük riskli bir hastalığın tedavisi gibi bir durum değil. Toplumsal faktörler, tarihten gelen kavrayışlar ekonomik sistemler hepsini düşünün. Burada belirsizlik var. Bilimin imgesinde olan o kesinlik hiçbir zaman bilimde yoktu. Zaten bilimin buradan bir avantajı da yok, dezavantajı da yok. Bilim her zaman belirsizliği kontrol etmeye çalıştı. Her zaman deney hatası vardır, yaklaşık sonuçlar vardır vesaire. Ama konu bu kadar büyüdüğünde post normal koşullarda sizin, benim ve toplumun bilim algısı bilim gerçekliğini değiştirir etki eder. Yani bilimin içindeki o gerçek unsurları deforme edebilir. Ve o zaman da hani biz ne yaparsak yapalım bilim zaten çalışacak değil. Örneği bilerek verdim anekdot olarak değil. Biz ne yaparsak yapalım kahraman gelip bizi kurtaracak değil kahraman bilim. Ama post normal koşullarda biz ne yaparsak yapalım değil. Bizim algılama biçimimiz veya da bilimi kavrama biçimimiz bu duruma etkiliyor. Biz toplu olarak ya mümkün olduğu kadar bilimi bir şekilde doğruya yakın temsil edemezsek zihinlerimize kavramsal olarak, imgi olarak değil. Başımız çok ağır ve ağrıyacaktır. İnsanlık olarak bahsediyorum. Çünkü tam da baş söylediğiniz gibi aslında yazılımlar itişe geçti. Özellikle sosyal medya ve yeni medya biçimleriyle beraber içinde bulunduğumuz çağ bir bombardıman çağı. Dolayısıyla hepimizin fikirleri bir anda değişiyor, üretilebiliyor. İşte Twitter'da, şurada, burada. E ne olacak? Orası önemli mi? E orası bir politikaya dönüşüyor. Popülizmin olduğu bir dünyada. O politika gidiyor, bilime etki ediyor. Sosyal bilimleri kapatın diyebiliyor. Japonya örneğinden bağımsız olarak. Ya da benzer bir şekilde post normal durumlarda bakın pandemide zaten bu niceliksel bir şeyle değer biçilemez ama bir can bile ne kadar kıymetlidir ölüm sayılarına bakın. Peki küresel iklim değişikliği ne yapacağız? O çok daha büyük bir şekilde geliyor ve daha biz onun üzerine uzlaşamadık. Ülkeler bazında da, insanlar bazında. Yani hala bir devlet başkanlığı yapmış biri, Amerikan başkanını kastediyorum, küresel ısınma palavradır diye tweet atabiliyordu. Ve etki ettiği gücü düşünün. Burada herhalde en büyük sorun bilginin e, ve işte bilimsel bilginin e, diyelim e, filtresiz bir biçimde e, sosyal medya aracılığıyla hızlıca yayılması ve insanların da bunu e, herhangi bir teyit unsurundan başvurmaksızın olduğu gibi kabul etmesi ve bunların politikaya dönüşmesi. E, en büyük sıkıntı galiba bu bizim aşmamız gereken noktalardan bir tanesi. Bir diğeri de yine konuşma sırasında işte e, azami şartları sağlaması kaydıyla anılan diploma ve e, diploma'nın e, işte gerekli e, yaş sınırı boyunca e, işliyor olması bu da aslında birimizle deleyen bir diğer unsur bence. E, çünkü e, evet bir meslek var ancak mesleği icra eden diploma değil. Ne yazık ki e, yetkinliklerden eksik kalmış bir diplomanın da e, bilim üretebilmesi e, zannediyorum çok mümkün değil. E, yine bir katılımcımız bir soru sormuş hocam kusura bakmayın arka arkaya bombardıman gibi Tabii ki. oldu. Ee, sözün düşü, Düşüşü kitabında e, imge, sembol ve imajlarının sözden ve yazıdan daha ehemmiyetli ve güvenilir olduğu ifade ediliyordu ee, ki kitapta sözden çok imge ve imajlarla e, tanrısal özellikler yükleniyor. Toplumunda bilimi söz ve yazıdan ziyade imge, imaj ve semboller seviyesinde inşa ettiğinden bahsedilebilir mi demiş. Kesinlikle Bilmiyorum. yani şöyle e, her birimiz için geçerli. Yani tabii ki biz artık bunu meslek ve araştırma nesnesi ettiğimiz için başka bir aşamaya geçebiliyoruz. Gerek sosyologlar, felsefeciler, ya yani bilimi konu edinen bakın herhangi bir bilimsel araştırmayı değil, bilimi konu edinen e, araştırma alanları. Ama bunun ötesinde hepimiz için geçerli. Biz imajı üzerinden, imgesi üzerinden, sembolleri üzerinden bir yere koyuyoruz. Değil yani Çok etkili. Hani aynı metaforu tekrarlayacağım. Bu yazılımla diğer yazılım eş zamanlı çalışıyor ve o yüzden çelişkiler doğuruyor. Bu iptal edelim değil. Bu bizim belki doğamızda olan bir şey. Önce imgesel olarak alıyoruz her şeyi. Ve herkes bu işin uzmanı olmak zorunda değil. Ama zaten hani sunumumu bitirdim bu arada. Hani başka sorular varsa da alabiliriz. Ee, dediğiniz o filtresiz deki o filtre aslında işte o ziya demenin kriteri. Şimdi mesela bunu şöyle diyebiliriz. Klasik böyle çözdük bir kurul olsun uzmanlar önce onlar bir değerlendirsin doğru olup yanlış olduğunu ilgili şeyin ondan sonra izin verilsin e, o kurulu kim denetleyecek kurul denetleme kurulu kurul denetleme kurulunun kurulu gibi aslında sonsuz bir geriye gidiş oluşacaktır hani ünlü gözetleyenleri kim gözetleyecek sorusunun başka bir formu ama benim daha teknik bir sorum var veya daha kavramsa bu uzmanları yani bilim uzmanları bakın herhangi bir bilim dalının pratisyeni teorisyeni uzmanı değil bilim konusunda uzmanı hangi kriterlerle yetiştireceğiz ve onun uzmanlığı nasıl güveneceğiz? Çünkü aynı problem. Ya yani ben daha bir tıp hekimine eğer tırnak içerisinde güvenemiyorsam bir bilim uzmanına nasıl güveneceğim? Neyle güveneceğim? Yine diploma çünkü elimizde kalıyor. Evet. Ama bunu çıkartırsak da o zaman her fikir özdeş ve eşdeğer gibi oluyor değil. Yani bilim hakkında bilgiyi kim ve nasıl üretecek? Ve bunun mekanizmaları nasıl olacak? Tabii ki geleneksel olarak bilim felsefecileri, bilim tarihçileri, bilim sosyologları gibi bölümlenmelerle bu incelense bile çağımızda bu, bu, bu şekilde olamaz. Burada bir bütünselleşme gerekiyor çünkü gerçeklik çok boyutlu. Ne sadece sosyolojik, ne sadece epistemolojik, ne sadece psikolojik. Mesela günümüzde bu imge meselesini, imaj meselesini devreye sokmadan toplumun bilim algısı veya toplum için bilim demek bile çok mantıklı olmayacaktır. Yani eksik kalacaktır. Eksik bir temsil de gerçekliğe müdahale gücümüzü azaltacaktır. Çünkü biz aslında bilimi sürekli üretmek zorundayız. Yani bu bir kere yapılmış bir başarı değil. Eninde sonunda bilim bizi kurtarır değil. Çünkü kurtaramadığı durumlar var. Çünkü bilimi öyle bir hale getirdik ki tarih boyunca bazen veya bu eleştirel düşünmeyi çeşitli dışsal baskı unsurlarıyla vesaireyle hiçbir şey yapamayacaktı. Tabii. O yüzden Popper'dan bir alıntı yayını bitirmeye çalışayım. Ee, yani Popper şöyle söylüyor. Bütün kurumlar gibi bilim de bir kaleye benzer. Hem iyi tahkim edilmiş duvarları olmalıdır bir kale gibi ama aynı zamanda iyi askerleri olmalıdır. İkisinden birinde eğer hataya düşerseniz çok iyi duvarlar ama askeri olmayan bir kale hiçbir şeyi savunamaz, hiçbir şey yapamaz. Kendi benzetiminden gidersem. Çok iyi askerler var ama duvarlar kağıttan yine olmaz. Dolayısıyla biz kurumlarımızı yani üniversitelerimizi, enstitülerimizi, araştırma kurumlarımızı iyi tahkim etmeliyiz. Ama onların insan gücünü de, insan kaynağını da, hani bu kelime kadar önemli emin değilim ama çok iyi tahkim etmeliyiz. Yani önümüzde çok ciddi bir, çok boyutlu, çok katmanlı problem var. Klişeler bizi kurtarmayacak. Bilim önemlidir. Muhakkak ama hangi bilim? Yani hangi bilim derken zihinlerimizde bilim dediğimizde önem verdiğimiz o bilim örtüşüyor mu acaba? Çok teşekkürler hocam. Değerli aktarımlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Hem kendi adıma hem katılımcılar hem de Sosyal İnovasyon Ajansı adına. Ayrıca katılımcılarımıza da gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum. İzninizle bir hatırlatmayla kapanış yapmak istiyorum. Çözüm peşinde hashtag ile yola çıktığımız Mimar Şehir ve Mimari Çevrimiçi Etkinliğimiz 17 Kasım'da Mimar Selçuk Bazı ile gerçekleşecek bütün katılımcılarımızı buradan davet etmiş olalım. Etkinliklerimizden haberdar olmak isteyenleri de sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Teşekkürlerimi iletiyorum. Hem katılımcılara hem size hem de Sosyal İnovasyon Ajansı'ndaki tüm emeği geçen arkadaşlarıma. Bugün de yani her, şey, her şeyle beraber önemli bir iş yaptık. 3 kişi, 4 kişi, 5 kişi hiç önemli değil. Sayılar bir gün artacak. O zaman da bu imge, imaj meselesi değişmeye başlayacak ve bu da iyi sonuçlar verecektir temennim ve beklentim budur. Tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Herkese tekrardan teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.